Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin iptal edilmesi, Türkiye'nin uluslararası sahnede yüzleştiği zorlukları ve diplomasi alanındaki hassasiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi. Planlanan bu ziyaret, Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek önemli görüşmeleri, önemli konuları içeriyordu ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeline de sahipti. Ziyaretin iptali özellikle Türkiye'nin İstanbul'da bir Hamas lideriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaşandı. Bu durum Türkiye'nin Orta Doğu politikası ve Batı ile olan ilişkileri arasındaki ince çizgide yürüme çabasını karmaşıklaştırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Hamas'ı bir terör örgütü olarak gördüğü için bu tür bir görüşme Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkları zora sokabilir. İptalin ardından Türkiye'nin uluslararası arenada izolasyona tabi tutulma riski artmaktadır. Türkiye'nin zaten sıkıntılı olan ekonomik durumu ve iç politikadaki gerginlikler uluslararası yatırımcıların ve diplomatların gözünde Türkiye'nin istikrarını sorgulatıyor. Bu durum, uluslararası sermayenin Türkiye'ye olan güvenini azaltabilir ve yabancı yatırımların azalmasına da yol açabilir. Öte yandan bu iptal Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izleme arzusunu ve Batı bloku içindeki stratejik manevraları göstermektedir. Erdoğan'ın bu türden bir iptali İç politikada milliyetçi ve bağımsız bir duruş sergilemek için bir fırsat olarak kullanılabileceği gibi Türkiye'nin küresel çapta daha etkin bir rol oynamak istediğinin de bir göstergesi olabilir. Sonuç olarak bu iptal Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde karşılaştığı zorlukları pekiştiriyor ve Erdoğan'ın dış politika stratejilerindeki denge arayışını zorlaştırıyor. Türkiye'nin gelecekteki dış politika hamleleri bu tür olayların getirdiği dinamiklerle şekillenecek ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel politikalardaki yerini yeniden tanımlayacaktır.